Ölümden korkuyorum, ne yapmalıyım? Aa, severim ben senin tatlılığına. Ama korkman lazım zaten ki huyuna, suyuna, ahlakına olumlu etki yapsın. Çünkü korkmasının nedeni cehennem korkusu olacak. E zaten o zaman insan güzel ahlaklı olur. Dünyadan geçer, egoist olmaz, bencil olmaz. İşte Allah'ın amacı da o zaten. E amaç da oluşmuş. Şimdi ölümden korkan, ahirette Allah'ın ona ceza vermesinden korkan bir insan dünyadan geçer. Ne egoist olur, ne bencil olur, ne sinirli olur, ne saldırgan olur, cömert olur, sevecen olur, değil mi? Çok faydası olur. Ama bir de sevimli, her gün ölüyorsun, ondan niye korkuyorsun? Akşam yattığında ölmeye yatıyorsun zaten, canın alınıyor akşam. Her akşam canın alınıyor. Bir de uzun zamanlar geçiniyor senin canın alındığında. Zaman olmadığı için sen farkına varmıyorsun. Yani o zannediyor ki çok kısa bir zaman, öyle bir şey olmuyor. Çok uzun zamanlar geçiyor. Ama kalktığında zamanla Cenab-ı Allah sürekli adeta Allah oynar yani adeta zamanla. Yani her yere götürür getirir. Onun için farkına varamıyorlar. Ve her gün tam anlamıyla canın alınıyor. Yatıyorsun, bekliyorsun. Bildiğin can alınıyor. Allah alıyor canı. Ve Azrail alır canı da her akşam. Ve yeniden can veriliyor. Yeniden getirip veriliyor yani. Can verilirken de irkilir insan hafif. Yani o ellerini falan kasarlar mesela, öldüğü için oluyor. Yattıklarında öldü mesela, nefes alması falan tamam. Alenen klasik ölüyor. Her gün ölüp diriliyor. E rahatsız oluyor musunuz? Yok. Her gün hatıralarınızdan yeniden yaratılıyorsunuz. Geçmiş hatıralarınızdan. Yani hatıra kafanızda hazır durmuyor. Öyle bir et kemik yapısı yok ki dursun. Yani ruh hayalden oluşan, yani görüntü bir varlıktır. Dolayısıyla o hafızası olmaz onun. Hafıza her gün yeniden verilir. Her gün yeniden diriltiliyoruz. Hafızamızla beraber. Hafıza verildiği için biz kendimizi kişi olarak görüyoruz. Yoksa diriltilsek de hafıza verilmese hiç, sadece bir ruh oluruz. Yani hafızadan dolayı kişilik almış oluyoruz.